Ve Ermenistan işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etti. İki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattı belirlenmiş oldu. Sınırlar belirlendi, 4 köy iade edildi. Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Açıklama Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu eş başkanı Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapıldı. İki ülkenin uzmanlarının çalışmaları sonucu sınırın 12,7 kilometrelik hattının belirlendiği duyuruldu. Gazah ilinin Banis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köyleri iade edildi. Azerbaycan sınır muhafızlarının belirtilen köyleri kontrol altına aldığı bildirildi. Azerbaycan ordusu 4 köyü törenle kontrolüne aldı. Askerler marş söyleyerek bayrak astı. Sınır Belirleme Komisyonu'nun 9. toplantısı 15 Mayıs'ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı. Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı reisinin öldüğü helikopter kazasına ilişkin ön raporu açıkladı. Helikopterin parçalarında kurşun izine rastlanmadığını bildirdi rapor ve yangının da düşüş sonrasında çıktığı vurgulandı. Pilot rota değiştirmedi, kurşun izine rastlanmadı. İran'daki helikopter kazasının ön raporu tamamlandı. Cumhurbaşkanı reisi dahil kazada ölenlerin cenazeleri toprağa verildi. Ülkede yas sürüyor. Kazanın sebeplerini araştıran Genelkurmay Başkanlığı ise çalışmalarını hızlandırdı. Hazırlanan ön raporu açıkladı. Helikopterin rotasından çıktığı iddiası yalanlandı. Pilotun belirlenen güzergahta gittiği, kazadan 1,5-2 dakika öncesine kadar iletişimde olduğu tespit edildi. Rapora göre helikopterde kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadı. Bu bulguyla yetkililer saldırı olasılığını reddetmiş oldu. Ön raporda helikopterdeki yangının zamanlaması da araştırıldı. Alevlerin helikopter yere çakıldıktan sonra yükseldiği belirlendi. Kazadan sonra gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları incelendi. Engebeli arazinin ve sisli havanın operasyonu aksattığı belirtildi. Bu şimdilik ön rapor. Soruşturma sürüyor. İran Genelkurmayı'na göre bazı verilerin değerlendirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var.